Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepimizin üzerine olsun inşallah arkadaşlar. Bugün Cuma, Cuma'nın mübarek olsun der Allah Rabbim. Duası kabul kılmaz, kullarım eylesin cümlemize. Evet arkadaşlar, sabah geldik, koştur koştur camiye. Hamurunu orada konuşan hanımları pazarlıyorlar. Biz de hamurunu lahmacun için yaptık. Şu anda bu taraftan kahvaltıları hazırlanıyor. Bir taraftan hazırlıyoruz böyle lahmacun ötürmek için diye biraz bakıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ummam tarafımızı yedirdik. İnşallah. Birazcık ses kısık gelebilir. Kusura bakmayın. Çünkü buranın da sesi var. Buranın da sesi var. Benim sesim zaten çıkmıyor. Evet. Bu ara inanın çok fenayım. Bugün aslında doktora gitmem gerekiyor. Yine iptal ettim. Hatta artık ben de orada vermemişler herhalde. Aynen. Altın diye de zaten o kermek var, şey var derken. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı. Böyle dedik, günümüze başladık inşallah. Sizler ne yapıyorsunuz, iyi misiniz, iyi misiniz inşallah. Rabbim cümlemize iyilik versin, sağlık versin, huzur versin arkadaşlar. Diyoruz, işlerimize devam ediyoruz. Özge'ye de dedim. Bugün yardımcı uçurlar. Yani arkadaşlarımız uç olanlar var, hasta olanlar var. Onun içinden dedim, Özge sen geldi yardıma dedim. Bu şekilde o da geldi arkadaşlar, o da yardım edecek inşallah. Lahmacunu yaparken çekebildiğim kadar çekeceğim sizlere. Çekebildiğim kadar çeker arkadaşlar. Bak şurada şunu. Ney? Hamur mu? Yok, içmiyor. Evet. İç harcı. Arkadaşlar. Hamur yoğurduk. Ondan sonra içine atıp burada yoğurduk bunu. Aynen. Dışarıda pazı makinemiz var. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim, şöyle güneş geldi yüzüme. Dün sizlere çekim yapmıştık biliyorsunuz camiden Özge ile. Lahmacun yaptık dün cami, sıra bizeydi arkadaşlar. Gene her zaman gibi yoğun geçti, bayağı yoğundu. Allah aşkına çok güzeldi, bereketli oldu elhamdülillah. Yardıma giren arkadaşlarımızla birlikte çabuk bitirdik. Ama eve geldiğimizde saat 3 geçmişti, inanın çok yorulduk yine. Zaten biliyorsunuz mantıya da yaptığımız için 4 gün, dün de 5. gündü, hep camide geçti günümüz. Evde bir sürü yapacak işlerimiz var, onlar kaldı arkadaşlar biliyorsunuz en son. Evleri boyamakla öyle kalmıştık, işte oralarda tayyerli çekleri var ama iptalini koymuştuk. Şimdi bu sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi dünü devam ediyoruz. Çünkü dün fazla çekmedik, eve gelince ben çok yorgundum. Özge de biraz Nürfer'le biraz gezmeye gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz eşimle bugün ne yapıyoruz? Özge evleri hallediyor güzel. Evde bir koltuk vardı. Eşim sabahtır onu söktü. Onları şöyle eşini bıraktı. Pazartesi günü bu bizim çöpleri almaya gelecekler arkadaşlar. O kadar çabuk kısa zaman verdiler ki inanın biz tabi şeyleri bile atıp toparlayamadık. Şu anda bodrum katı bir şeyler var. Arka tarafta bir şeyler var. Hepsini toparlaması lazım. Eşim dedi yarın yaparız, dedim ki yarın yapamayız çünkü bayağı iş var. Bugünden biraz toparlayalım, kalanı yarın yaparız dedim. Şimdi bakayım yedik eşimle birlikte. Şimdi sizlere bir çekim yapayım dedim bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi bizim çöp, bakın şurayı lahanalar dikmiştim. Bunları arkaya dikeceğim. Zamanım oldu dikemedi. Bunları minnakta alıp getirdiğimde burayı diktiğimde. Kocaman oldular, kuşlar yemesin diye arkaya dikmemiştim. Şimdi bunları arkaya dikeceğim inşallah. Bakın bağım çok güzel oldu maşallah, çok neşeli bu sene yine. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şunlar arkaya inşallah ya bugün ya yarın dikeceğim.
Elmamızda beyaz elma var da meyvelerde böyle bir siyah siyah bir böcekler şey yapmış. İlacı almamız gerekiyor. Armutta da var. Elmamız güzel bu sene. Bakayım beyaz elma var gibi. Şöyle çiçekler. Orayı kim deşti acaba? Şöyle bağımız çok güzel yine coştu bu sene. Çok güzel maşallah maşallah. Beyaz bir iş yaptık biz onların uçlarını kestik. Normalde beyaz uzar giderdi. Kestiğimiz içinden böyle güzel oldu. Bakın zilifli zilifli oldular. Onları toplayıp da şöyle bir taze yapmak lazım. Burada her sene kalıcı çiçeklerimiz var. Onlar bakın kocaman oldu. Yakında açarlar. İncir aşağılardan patladı. Bu şekilde gülümüzde bakın sarı gül açmış. Allah Allah. Sarı gül bu. Aslında bir tane gül aldığımızda neyle diye bakmadan bir kaptık geldik ama sarı gülmüş bu. Gerçi olsun ya. Önemli değil de. Önüm. Şurada da şurada kırmızı gibi. He, şu bordo gibi. Bu da açmış. Garibim böyle kalmış. Maşallah maşallah. Çabuk açmış. Evet arkadaşlar. Eşim arka tarafta. Bahçe evini boşaltıyor. Orayı boşaltacağız komple. Şöyle şuraya yığıyoruz eskileri. Buradan yoldan doğru gelip hemen onu alanlar gelip alıyorlar. Şöyle arkaya doğru bir gideyim ben. Bugün hava güzel. Kilimler var iki tane. Onları da yıkayabilirim. Evet geçenlerde diktiğimiz marullarımız bakın. Şöyle kanatlarından alınıp salata yapacak hale geldi maşallah. Eşim onları arada suyu vuruyor. Biliyorsunuz ben marulu kökünden değil kanatlarını alıyorum. Kökü çıkmasın diye. Çünkü sürekli olduğu yerde büyüyor. Şunlar yine soğanlarım. Her gün inanır mısınız bir avuç yiyorum. Evet geldik. Şu kilim yıkanacak. Bir taraftan çamaşır yıkıyoruz asıyoruz. Bahçeli karmadağın. Allah'ım ne bir eşya fazlalığı. Ya Rabbim. Evet boşaltıyoruz ne varsa. Hep birlikte atıyoruz. Aynı şeysi bu. Tamam bunu atmıyoruz. Atmıyoruz mu? Hı. Bu atılmıyor. Şimdi boşaltacağız arkadaşlar. Bakın şu sandalyeler çıkacak, her şey çıkacak. Bakın çıkacak ne olacak sonra çekerim sizlere. Kolay gelsin sultanım. Sağ ol, sağ ol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bahçe evinin içini komple boşalttık. İnanın. Yani sanki adeta yaşadım. Vallahi ne çıktı içinden bu kadarcık yerden be. Bismillah. Bu kadarcık yerimi nasıl sürdüm siz ya. Biz hiçbir yerde bir şey koymamak maksatımız hiç fazlalık olmasın. Fazlalıkları o arkadaki felçeyi evine yerleştireceğiz tekrar bir yerine. Çok evimiz var bizim dermişim. Neyse oraya bahçe malzemeleri yani bahçe sandalyeleri falan koyacağız. Buraya böyle bir mutfak böyle aygazının yanına böyle bir şimdi mutfak tezgahı gibi buraları sileceğim komple arkadaşlar. Çünkü her yer çok berbat olmuş. Şimdi şambayı değiştirebiliriz. Evet, şambamız var. Gelin şambayı. Tamam. Evden makas var gelsen. Her yeri siliyoruz, süpürüyoruz. Her tarafları şimdi silip süpürüp şuraya iki, böyle iki tane sığmayabilir ama belki tekli sığar koltuğun ikisini sığmayabilir. Şöyle tekli bir koltuk koyup önüne bir de küçük bir masa böyle oturma şey gibi bir model olsun burası. Evdeki yine dediğim gibi var zor bir şeylerimizi fazlalık şeylerimizi güzel bir düzlük düzenleyip buraya koymak niyetim. Aslında bu dolabı çıkartıp bunu bodrum kata indirebiliriz Ümit geldiğinde kıyasla şimdi. Ya o çıkarsa o koltuk sıvar komple buraya. Heh işte o çıkarsa bu çıkarsa koltuk buraya sıvar. Biz şimdi koltukları koymayalım Ümit'i beklememiz lazım. Aynen. Koltukları koyamayız burayı. Sadece ben bir temizleyeyim tertemiz. Bu dolap sağlam çünkü. Bu dolapta hiçbir şey yok. Bunun içinde çok bir şey oluyor çünkü. Buna çok bir şeyler koyabiliyoruz. Bunu biz bodrum kata getirmemiz lazım. Ve şimdi ben dediğim gibi buralar arkadaşlar her yerde bir şey var. İnanın biz ne kadar açgözlü insanız ya. Yani hepimiz için söylüyorum. Gerçekten gözümüz doymuyor yani. Allah sonumuzu ayırırız. Ama bu sefer ne var ne yok boşaltacağım. Çünkü kullanmıyorsam hiç gerek yok. Hepsini boşaltıp burayı tertemiz yapacağım. Ya, yapalım tertemiz oturma yeri bizim için. Bakın her yer dolu bakın. Yani ben bunları kaç senedir burada bilmiyorum bile. Varlığını bile unuttum inanın. Ne gerek var bu kadar şeyler? Hepsini boşaltıp şimdi doğru şeye. Sana vereyim bunları. Ne burası? Tencerelerim geliyor. Çarşamba mı? Tencereleri arıyorum nerede diye. Tencereler buradaymışlar. Bunları servis şimdi, tabaklarımız. Evet bunları şimdi bahçelerde lazım olur diye fazlalıkları buraya koymuştuk. Onlar önemli değil ama tencereleri falan bir çıkarıp şöyle bir düzenlemem lazım onları. Yani her yerde bir şey var. Şimdi her yeri silip temizleyip o muşambayı değiştirelim.
Bu dolabı temizleyelim, böyle burası kalsın, Ümit geldiğimizde o dolabı aşağı indir. Onu şamadan aynısı şunu üstüne de keselim. Yok yok, hayır, öyle beyaz olsun, orası öyle olmaz. Bakalım onu çıkartırsak o zaman şey yerleşir oraya. Burada fazla öyle bu dolap varken ona gerek yok burada. Bu şekilde. Arkadaşlar başladık ama bu evin dışı boyanacak. Bu evin dışı çok berbat oldu çünkü. Bak arası bunu orada nerede bulacağız? Bak onları ne? Onu ben koydum oraya. Ben biliyorum onu. Çok oldu boyanın. Sen biliyorsun da sen yokken bir alırsan nerede? Sen ne yapacaksın malayı? Olur ya, lazım olur. Bak geçen lazım o tabu durumda tam bu durumda. Mala. Şef sıva yaptı yani evde. Evet. Bas olsaydı. Sıva kendine yani ne bileyim işte bak lazım oluyor. Göz önünde bir yerde olsun. Aklımıza bile gelmez orada oldu. Bu şekilde arkadaşlar bakalım başladık temizliğe her yana. Şimdi silecek bir şey getirdim. Beyaz sünger. Her tarafları bir sileyim, bir temizleyeyim. Sonra tekrar sizlere bir çekelim. Her yer gördüğünüz gibi berbat olmuş. Tekrar bu şamba serpiyetimiz. Evet sevgili arkadaşlar. Evet orası burası orası demişim. Bura bir şey benzedi. Bu oda yani. Her yeri güzel sildim, cifledim. Bütün yerleri gördüğünüz gibi. Her yer tertemiz. Ay gazı böyle tertemiz sildim. Şimdi üzerini kapatacağım. Burada camda bir şey vardı, onu söktüm. Şöyle şurada dolabımız duruyor. Sizeport gibi dolabım güzel. Her taraf tertemiz oldu. Şu dolabı çıkartacağım şimdi. Burayı böyle köşeli özgün odasında koltuk gelecek. Güzel olacak arkadaşlar. Burası da böyle. Bahçede olduğumuz zaman falan oturabileceğimiz, çayımızı falan içebileceğimiz bir yer olsun inşallah. Şurayı da bir üst katta dolap vardı. Onu da böyle bir köşeye koydum. Burayı da bardak gibi, bir ıvır zıvır tabak gibi bir şeylerimizi, yağ gibi bir şeylerimizi koyarız arkadaşlar. Güzel olur inşallah. Bu şekilde bakalım inşallah. Arkadaşlar böyle dedik. Dışarılara bakar mısınız? Allah'ım ne zaman baş edeceğim ben bunları. Şimdi namaz oldu arkadaşlar. Ben namaz kılmaya gidip geleyim. Yerleri silmiştim. Ben gireyim orada yerler kurusun. Bu şekilde artık yerleştireceğimizi yerleştireceğiz inşallah.